Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tövbenin gerçek anlamı. Başım inşallah ilk sohbete başlıyoruz. Bunun için bu konuyu seçtim, tövbe diye. Tövbe, dille olan tövbe yeterli değil. Tevbeden maksat şu aslında, kalbi temizlemek, gönlü temizlemek, gönlü doğasına kavuşturmak. Her mahluk, her varlık eğer doğasında yaşarsa huzur yaşar. Tatmin olur böyle. Hayvanlar bile eğer doğasında yaşamazsa onlar da tatip olamazlar. Mevlam buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahim Ya amelû Ya eyyühellezine amelû. Ey müminler, iman edenler beraber, iman edenler. Demek ki tövbe müminlere gerek. Kafirlere onlara iman gerek. İman gerek onlara böyle. Namaz olsun, oruç olsun, hep bunlar müminlerle ilgili bunlar. Mümin, iman eden anlamına geliyor. İmanın tabi şartları var. İlk şartı Allah iman Celle Celaluhu. Allah'ın varlığı ve birliği. Yani Allah Celle Celaluhu tek yaratıcı. Her şeyin Rabbi. Yaratıcı böyle. Haşa böyle bir yaratıcı olmasa bu denge düzen olmamadı. Mevlam önce uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu uyarı. Yani ey müminler. Ne gerekiyor bunda? Kim imanı varsa bu arada kulağını kabartır. Acaba arkadan ne gelecek bakalım. Mevlam arkadan buyuruyor. Tûb ilallâhi tevbeten nasuhâ buyuruyor. Tûbû tevbe ediniz. Tevbe sözlük olarak anlamı tabi YouTube'den geliyor. Tabi YouTube fiilinden gelir. Tabe rücu dönüş anlamına geliyor. Tuğbu dönünüz. Bu çoğulara geliyor burada. Bunun tekini tübü. Dön anlamına gelir. Tuğbu çoğulu. Tuğbu dönünüz. İlallahi, Allah'a dönüş. İşte bu tevhid. Allah'a dönüş. Yani kişi gittiği yollardan, o çıkmaz yollardan, pis yollardan, nefsin şeytanın yolundan Allah'a dönüşü. Beni yaradan Rabbim var diye. Allah'a dönüş. Dönmese ne olur? Yine dönecek. Dönecek bu tevhid. Ne kadar inanmasa bile, ateist olsa, ne olsa olsun, inanmasa da sonuç ne? Sonuç ölü. Doğumun karşıtı ölüm. İnkarcı olabilir, sapık olabilir, yanlış yolla olabilir, dönüş yapmak istemez, nefsine tabi olur. Ama sonunda ölüm olur. Ölüm böyle. Kim olsa olsun böyle. Sonu ölüm ve arkadan beyaz kefen, son gömlek. Ne çağdaşlar günümüzde, hanımlar bilhassa çağdaş. Yani bugün gidini tekrar giyemez böyle. Her gün farklı giyecek. Giysi beğenmez. Yok marka olacak, şu olacak, bu olacak.
kadar inceleyenler, rengi inceleyenler sonra ne yapıyor bunlar da? O beyaz kefeni yıkamadır. Ya bunu göz görüyor mu? Yani sonuç bu. Acaba yok bunda böyle. Sonra bu böyle böyle. Sonra tabut. Arabası var evinde. Kaç tane arabası var garajında. Onda kalıyor ama. Onu değil ki. Emanet onlar böyle. Tabut. İlke tabut. Ona biniyor insan. Nereye gidiyor? Yani çok garip motorlar. Çok garip. Kişinin yazdığı var, kışığı var, sayfi yerleri var. Artık var da var böyle. O kadar lüks böyle, lüks böyle. Ev yaptırırken ne zahmet çekmiştir böyle. Boyan rengini beğenmez, fayans rengini beğenmez. O kadar şatafada süslü böyle. Eşi ona göre hepsi kalıyor. Nereye giriyor? Yer altında bir çukura girecek. Oluyor mu bu? Oluyor muhtemelen. Yani olacak değil. Oluyor böyle. Her gün oluyor bunlara böyle. Kışın ayının sonunda inanın masada Allah dünya dönmese de sonunda ne oluyor? Allah evine döndürülüyor. Mezara bırakılıyor. Malı kaldı, mülkü kaldı, çoluk çocuğu kaldı, çevresi kaldı, makamı hepsi kaldı. Beyaz kefene büründü. İmanı varsa, ameli varsa orada açık mıdır? Sonuç bu böylece. Bu için Mevlam buyuruyor. Tuğbu ilallahi Allah dönünüz. Ölmeden önce ama. Dönme böyle. Nefis yolundan, haram yollardan, günah yollardan, çıkmaz yollardan, sapık ideolojilerden, inanç sistemlerinden Allah dönüş böyle. Tevbeten nasuha. Tevbeten tevbe ederek böyle. Tuğbu tevbeten. Bu mutlak mefhul deniyor bu Arapçada. Tevbe ile Allah dönüş böyle. Nasıl tevbe? Nasuhan. Bu da tevbenin nasıl bir tevbe olacak? Sıfat deniyor bunlara böyle. Özelliği yani. Tevbe nasıl tevbe olacak? Nasuh tevbesi. Nasuh tevbesi. Nasuh, nusuh. Yani nasihat kökünden geliyor. Öğütlenme. Nefsine öğüt verme nasihattan ama böyle. Yani dönüşü olmayan bir tevbe. Genelde cuma geceleri camide tevbe edilir. Esnaf çekilir ebeptan. Kapağını ezberlen böyle, yapılır böyle. Orada kalır muhtemelen böyle. Aynı hayat devam böyle böyle. Tevbe mi bu? Tevbe değil muhtemelen böyle. Tevbe değil böyle o. Tevbenin zararlarına bakalım şimdi. Tevbenin zararları var. Tevbe demek ki arınma, günahtan arınma. Temizlenme. Gönlü nurlandırma. Gönlü doğasına kavuşturma. Gönül tevbe ile eğer doğasına kavuşulmazsa ne olur? Gönül sıkılır, daralır, huzur bulamaz. Huzur bulamaz böyle. Şimdi kime sorsan sor, her şeyi var, bir şey yok. Huzur. Makam ne olsa olsun böyle, geri ne olsa olsun, evde huzur yok muhtemelenler. Huzur yok böyle. Neden? Gönül doğasından kopmuş, kaymış. Gönül kopmuş doğasından huzur yok. Bu nedir? İnsana dünya cezası bu. Huzursuzluk. Gönül darlığı. Sıkıntı, işin sıkıntı. Neye sıkılıyor? Bilmiyor ama. Sevim bilmiyor ama böyle. İşte bir sıkıntı var böyle. Gönül darlığı, bunalım, ruhsal sıkıntı, psikolojik oluyor böyle. O adı öyle günümüzde böyle. Doktora gider, işte ben rahatsızım.
Hemen öyle bir tahlil işte, kan tahlili, gel getir bakalım. Tahlil. Ama işte işin sıkıntı şunda bunlar var. Nefes alamıyorum, nefes darlığı var. Ya bunun sıkıntı mı maddeler böyle? Ya akciğer filmini çek, onu yap, bunu yap, şunu yap, yok bir şey çıkmaz böyle. O zaman kalbe git, göğüse git, birbirine göğüs atar topu böyle. Bir şey bulamadılar mı? Sonunda ne olur? Psikolojiye bakalım, psikolojiye. Çıkmaz kuyu. Susuz kuyu çık psikolojiye. Yani bir insan psikolojiye gitti mi, Allah korusun çıkmaz bir kuyu, karanlık kuyu böyle. Konuşur durur böyle, dehşete durur böyle. Ne verir ona? Uyuşturucu, morfin verir mi? Afyon yok. Morfin verir böyle. Önce hele bir uyur falan, rahatlar, matay bir göründür. Olur, uyuşturucu bağımlısı mıdır? İnsanını kaybeder, getirir böyle. Duyarsız olur böyle. Allah korusun. Bu dünya cezası muhteremler. Huzursuzluk, bunalım böyle bak. Gençler ne yapıyor gençler? Neye terörist oluyor bu gençler? Onlara bir kısım maddi durumu iyi durumlara böyle. Ama bir macera, sıkıntı, huzursuzluk, doğayı yaşayamama, bir şey arama, araştırma böyle. Genç çocuklar sigaraya başlıyor ilk kullanmada. Uyuşturucuya başlıyor, haplara başlıyor. Onlara bunlar, neden başlıyor bunlara böyle? Sosyete bile, sosyete bile her şeyi var. Her şey, her imkanları var. O bir ne yapıyor? İşte eroyum, eroyum böyle. Hapma böyle. Neden? Gönül doğasından kaybetmiş, doğasından kaybetmiş gönül. Sıkıntı bunun buradan kaynaklanıyor böyle. Bu ne yapar? Ancak bunun tevbe. Şimdi hadisi okuyorum inşallah. Tirmizi sayede İbn-i Hacı'da Hakim'de hadis-i şerif. Ruh Aleyhisselam Hazretleri İzâ ezdebel abdü, bir kul bir günah işleyince, bir insan kul bir günah işledi. Mesela bir kadın kız açık dışarı çıktı. Bir insan bir vakit namazını kılmadı. İşte haraman baktı, alkol aldı, neyse böyle. Bir kul günah işleyince nükrite fi kalbim bütün sevda anında muhtemelen. Kul eşlediği anda onun kalbinde bütün sevda karar nokta oluyor böyle. Gönlünde yani böyle. Gönlünde. Karar nokta böyle. Ne kadar noktanın büyüklüğü günahıyla orantılı. Günahıyla orantılı. Eğer günah büyükse nokta daha büyük gönlünde. Günah küçükse biraz daha küçük. Ama şu da var, günah küçük olabiliyor da eğer tekrarlanıyorsa nokta boyuna birikiyor muhtemelen. Fîn tâbe. Hemen tevbe etti, pişman olsa. Bir günah işledi. Günah işledi. Pişman oldu böyle. Üzüldü. Canı sıkıldı. Hem yaptı derdi. Hemen tevbe ederse sukule minha. Tekrar o nokta silinir, kalbi parlar genelde. Gönül parlar, nurlar gelmez böyle. Fîn âde. Tevbe etmez de günah devam ederse. Namazsızlık devam ediyor. Açık gezmeye devam ediyor. Gıbete devam ediyor. Alkole devam ediyor. Kumara devam ediyor. Faize devam ediyor. Artık ısrar engellemektedir. Devam ediyorsa zâdet hattâ teavlâme fî kalbihi, Allah korusun. Bütün kalbini kaplıyor böyle. Kalbini kaplıyor. İşte o zaman bu ne oluyor? Kalbi mühürlenmiş diyor bunlara. Kalbi mühürlenmiş böyle. Kalp duasını getiriyor. Kalbi duyarsız oluyor kalp. Duyarsız. İman din işlerinde. Namaz kılmamış, içki içmiş, şunu yapmış böyle. Merhamet kalkar o kalpten. Kalp duyarsız olmuyor. Kalp duyarlılığını yitirir böyle. Allah korusun. Yani aklını manyaklaştırır kişi mi böyle? Sapıklaştırır kişi böyle böyle. İşte kişi ondan sonra yandı Allah korusun. Dünyada böyle. Huzursuzluğu, sıkıntı, bunalı, uyuşuyorlar, sigaralar, alkoller, şunlar, bunlar böyle. Hep bir şey arama böyle. Tatminsizlik böyle. Bu dünya cezası. Gelelim kabire.
Kabirde ne olacak? Her günah kabirde yılan olur. Yılan olur. Yılan oluyor böyle. Her günah kabirde yılan oluyor böyle. Büyük günahlar büyük yılan. Kabire girdiği gibi böyle. Aklına bir konu geldi muhteremler. Çocuktum ben daha. Herhalde 7 yaşındaydım böyle. Camimde okurdum böyle. Kur'an öğrendiğim o zamanlar böyle. Sağlık camisinde, imamda böyle. Ama yukarıda okuyoruz. Aşağı okumak yasak. Kur'an okumak en büyük suç. O zamanlar. O günü yaşadık böyle ama. İnşallah yaşamaz artık İslam aleminde. Cemaat çıkınca ve yukarı çıkardım önce. Hoca ben sonra çıkardı. Hoca çok mübarek daha böyle. Yani anladığıma kadar tabii o zaman şöyledim gerçi ama böyle idine bağlı gayet salih kimseydi böyle. Hoca sonra yukarı çıkardı. Bir bakardı yukarıdan böyle. Şimdi bakardı böyle. Kimse varsa biraz bekledim bana böyle. Bir de süpürge vardı yanımda, süpürge. Süpürge yanımda böyle. Bu neydi böyle? Eğer biri çıkarsa hemen süpürüyor sanki. Yani süpürge böyle. El süpürgesi böyle. O da yok bakıyor süpürgesi. Orada okurdu yavaş ya böyle. Yavaş okurdu böyle. Olur ya bazen cemaat sonradan geliyor namaz kılmaya cemaate kaçırılmış. Böyle biri geldi mi? Dur bakalım. Bir bakardı. Eğer bildiği kimseymişse o yerden devam eder muhtemelen böyle. Bir gün bir cenazeye gittik. Hocam beni götürdü böyle. O zamanlar da araba yok cenazeye götürüyor. Omuza gidiyor cenazeler. Omuza gidiyor böyle. Eğer cemaate kalabalıksa iyi. Sık sık değişiyor. Bazı gariban olurdu. Az olur cemaati. Altı taşıyan buraları böyle. Yaramsa bir saat dolu böyle. Yorgun olarak gidiyoruz mezarlığa. Salkı camisinde. Ben tabi taşıyamıyorum ama gidiyor arkadan ben de. Öğün namazından sonra yazıldı. Defnedildi. Mezarlığa. Cemaat dağıldı. Hoca tabi telkin veriyor. Aşağı yukarı 5-10 kişi kaldı cemaate böyle. Geride. Çıkışta dedi ki hocam dedi mezarlıkta bir mezarcı vardı. Adı Köse derdi. Köse derdi adı kendisine böyle. Öyle bir lakabı. İsmi bilmiyorum da. Onun kulübesi vardı. Oraya oturuyordum böyle. Ağaçın altında böyle. Orada mutayla başladı. Dini konu tabi konuşuldu. Dedim hoca beni sordu mezarcıya. Sordu. Yani hani şu anda hepsi gözüm önünde vardı. Hiç unutmadım onu. Çok etkiledim onda da böyle. Dedi ki mezarcıya Köse Bey dedi. Sen de kaç sene burada çalışıyorsun? 40 sene de böyle. 40 sene böyle. Mezarda böyle. Fazla konuşmayan bir insandı tipi böyle. Kendi halinde hep orada Kur'an okuyor böyle. Mezarlıkta kulübesinde böyle. Mezarı kazıyor o kadar işi böyle. O nasıl oldu bizim hoca şimdi? Köse dedi, 40 sene zarfında burada bir şey gördün mü burada sen burada mezarlıkta? Herkesin göremediği bir şey gördün mü mezarlıkta burada? Böyle şey yaptı. Çok şey gördüm böyle. Böyle. Az kadar böyle çok şey gördüm. Anlatsana birinin şey olmasa bari bakalım. Durdu şöyle dedi muhteremde. Bir gün herhalde iki namazımı kıldım. Baktım artık cenaze gelmez dedim. Çıktım. Etrafı taş var ölürüydü. Sıvalıydı. Etrafı hala gene o şekilde kapalı. Bilmiyorum sana. Demir kapısı vardı. Tam kapıyı kilitlerken üç kişi geliyorlar. Yani tabii o zaman araba taksi yok. Yolda kim mezarcı? Benim. Diyorlar, çabuk mezara kazıyorlar. Oran camide bir cenaze var, kadın. Ezanı da az kalmış, buraya getireceğiz bunu böyle şey böyle. Soyundum dedi, aldım ve çapayı kazmaya, küre tek başına mezara kazdım dedi böyle. Ama acele kazdım dedi, ben yoruldum, bayağı yoruldum. Ne de bitirin dedi böyle. Kenara gideyim, sıcakmıştı, yazmıştı. O senin bir gölgede. Aşağı kadar 5-10 adım yürüdüm.
Arkana baktı, arka taraftan dedi bir gürültü. Yürüyüp baktım dedi, bir deve, bir deveci. Deve tüm devenin yollarından, deve duvar atlayıp buraya içeri mezara giriyordu. Deve girer mi? Girmez böyle. Girer işte böyle. Manevi deve. 3 metre bu duvar aşağı yakın mesela. Tahminim. Deve böyle atlıyor. Deveyle beraber geliyorlar. Dönüp bakıyor Allah Allah. Ya buradan deve atlamaz böyle. Bu nasıl bir şey acaba derken şaşırıp kalıyor böyle. O deveci buna kaz ve mezaran başına geliyor. Deveyi durduruyor. İki küfe varmış küfe. İki tarafında bağlı. İkiler böyle. Küfen birini çözüyor. Mezara boşaltıyor. Bu uzaktan ne başına görmüyor ama. Bu küfeyi bağlıyor. Öbür küfeyi çözüyor. Onu boşaltıyor. Küfeleri bağlıyor. Geri dönüyor. Yine duvardan bir atlayıp deve. İyi muhtemelen. Bu merak ediyor. Bakayım hocam ne boşaltıyor buraya. Dedi ki muhtemelen bir gelin baktım ve yılan dedi. Bir sürü yılan böyle. Üç sürü yılanlar böyle. İri ufaklı böyle. Üç sürü yılanlar böyle. Bu anda bir korkuyor. Bayağı korkmuş ama. Bir şey olmamış orada. Çekilmiş ki oturmuş böylece. Oturuyor bir de bakıyor. Cenaze getiriyorlar. Kadınmış bilen de. Şimdi merak ediyor. Bakalım ne yapacaklar şimdi? Yılan var ya mezar dolu. Bakın ne yapacaklar. Ama onu da görmüyorlar. Görmüyorlar. İniyorlar ve kadını bırakıyorlar. Bu, onlar kadını indirince, şimdi bir gelip baktım dedi böyle, kadının mezara konduğu anda, bir de yalanlar konuşuyor dedi bu kadınlar. Bütün yalanlar böyle. Kadına hücum ediyorlar. Bu, diri tutmuş korkusundan anlamadılar böyle. Hadis-i de geliyor, bu Aleyhisselam Hazretleri, günahlar mezarda yılan dönüşü, yılan muhteremler. Biz göremiyoruz onları. Şimdi dünyada madde bile öyle mesela jelatin parlak, jelatin kağıtları var ki artık görünmüyor böyle, kağıt maddeyi bilinmiyor muhteremler böyle. Yani katı, koyu, cisim maddeleri görünüyor böyle. Bu gözümüz her şeyi göremiyor. Hava var mesela burada, göremiyoruz bunlar böylece böyle. Cinler var mesela, var mı var böyle. Göremiyoruz, neden? Gazını yaratır, renksiz gazını yaratır. Böyle. Demek ki Rabbim dilerse, Rabbim muhtemelenler, böyle renksiz gazını yılan yaratıyor mesela bak yaratıyor böyle. Onu o görüyor muhtemelen böyle. O görüyor böyle. Allah korusun, günahları bitinceye kadar biterse, bitmesi kıyamete kadar azap karnına götürenler. Ahva, bağırma, çağırma, sızlanma yüksek makamlar. Belki yüksek makam sahibiydi, mevki sahibiydi, çağdaştı, zengindi, malı mülkü çevresi vardı ama hiç muhtemelenler. Öldüğü anda malları taksim oldu. Gerek iyilikte, gerek kavgayla, mahkemeyle, gürültüyle, dargınlıklarla bu mallara dağıldı, arabası birinde, apartmanı birinde, o burunda, bu birinde, paraşılı bunlar muhtemelen böyle. Kalan malına keyfi yiyorlar varisleri, daha sınma çekin muhtemelen. Gelelim mahşere. Ne olacak mahşerde? Günahlar şekil alacak muhtemelen böyle. Kara olacak bunlar böyle. Sihaplar beyaz nur gibi olacak sihaplar mahşerde. Günahında kara bir şey alacaklar, kara böyle. Günahın da büyüklüğü orantılı şey alacak böyle işte. O günah sahibi sıra kendisine gelince mizanın, yani terazinin başına gelince bir tarafına sevap konacak, günah konacak böyle işte. Günah çok. Mesela namaz kılmamış bir daha, günde 5 defa. Büyük günah mı? Çok büyük ama. Günah kebair. Ne olacak? Sabah namazını kılmadığın günahı bu. Kişi orada mı çıldırıyor ondan böyle. Mahşemiz ona böyle. Çıldır. Neye kılmamışım böyle. İçki içmiş, onu yapmış, bunu yapmış, şunları her bir şey konu konuyor. Hiç çıldırıyor ondan böyle. Sonra saat köpüğüne sırtını yükleniyor saat köpüğüne. Köpüğe gelince sırtını yükleniyor bunlara.
Bunlar çoksa öykü bir geçer vardır. Düşüyor, tökezleniyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Kalk, etleri yanıyor bu şekilde. Çoksa düşüyor cehennem, yallah korusun muhtemelen böyle. İşte azı cemaatimiz, madem ki Allah yasaklıyor, Allah ya, Rabbul Alem ya, Allah'ım yasaklıyor bunu, kul buna mecbur olur. Mecbur böyle. Nefsi hakimiyet gerekiyor, nefsi hakimiyet gerekiyor. Kaçınma gerekiyor. Ama Allah'a şükür Rabbimiz elhamdülillah, Rabbim bize dünyada bir fırsat veriyor, tevbe. Yani tevbede acele gerekiyor, tevbede. Bir gün günü Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı İkram'a helekel müsevvifun, üç sefer. Helekel müsevvifun. Helak oldu müsevvifler. Kilem benim ya Resulallah. Sonra sahabelere. Kim onlar müsevvifler? Kale yekul sevbe estağfirü. İlle tevbe ederim. Yedi namaza başlarım. Yedi kapatırım diyenler. Onlar helak oldu, helak oldu. Niye helak oldu? Bugün niye tevbe edemiyor? Niye tevbe edemiyor bugün? Evet bugün tevbe. Bugün namaza başla. Örtün bugün. Haram bırak. Niye bırakamıyorsun? Gönül doğasını kaybetmiş mi? Gönül kararmış böylece. Duyarsız gönül böylece. Yarın ne olacak? Günahlar işlenirse gönül daha kararacak. Daha kötü olacak muhtemelen böyle. Demek ki tevbede acele gerekiyor. Yani sabah edelim de bileyim ben, hemen gece. Şimdi iki arkadaş aynı yollar, inançları bir, yolları bir, sapık yol ikisi böyle. Ama biri evine gidiyor gece, Rabbim ona bir hal veriyor, uyuruluyor bir yerden, ne olsa oluyor, gün uyanıyor, tevbe etme karar veriyor gece böyle. Tevbe. En ileri tevbenin aslı gusül yapmak, yıkanmak muhtemelenler. İki kez tevbe namazı kılmak, oturup ondan sonra tevbe istiğfar etmek böyle. Allah'a söz vermek böylece. Kişi bunu yaptı. Bu gece öldüler. Deprem oldu, şubu oldu böylece. Bu tevbekar gibi bakmadan hem de. Günahla silindi bunun muhtemelen. Öbür günahını taşıyor muhtemelen. Onun tevbe acı etmek gerekiyor. Tevbenin ilk şartı günahtan kopmak. Günahtan kopmak. Günah pislik böyle. Lavabo alttan delinmiş, içeriye su sızıyor böyle. Ya taşıyor neyse, lavabodan pislik içeri akıyor. Lavabodan akan pisliği, taşan pisliği, sen durmadan sil olur mu? Başlamadın. Bunu silersin, daha kurumadan gene akıyor. Ne gerekiyor? Önce lavabodaki arıza gidermek gerekiyor. Bunun için önce tevbe. Nedir tevbenin şeyi başında? Günahtan kopma. Günah terk etme böyle. Namaza başlama. İşte her ne haram yapıyorsa onları bırakma böyle. Günahtan kopma önce böyle. Sonra günah işlerinden ayrılma. Nerede günah işliyorsa oradan ayrılma böyle. Yani mahallesi, çevresi, iş yeri neyse yani orada günah işlemeden yapamayacak. Böyle. Çevresi ise oradan farz olur kendisi. Sonra arkadaştan kopma. Yani kimler günah işliyorsa ondan kopma ayrılma gerekiyor böyle. Kimi ne yapıyor? İşte onların yanına gideyim ve oturayım da onla belki çeviririm. O muhtemelen böyle. Evet, gider oturmaz yanlarına böyle. Onunla durumu anlatır ve arkadaşlar ben böyle tevbe ettim. Mevlam'a döndüm. Herhalde huzur buldum Allah aşkına elhamdülillah. Tevbedim bu şekilde böyle. Anlatır onlara ama döner oturmaz yanlarına böyle. Yani oturduğum yanlarına başka araya muhabbetler girir. Şuna buna girir derken o havaya girir muhtemelen. O atmosfere girir. İmanı gider muhtemelen. Nur gider muhtemelen. Demek günahtan kopma.
çevreden, güneş yerden kopma, akıdan kopma. İkincisi, nedamet, günahlara pişmanlık. Zamanında iyi ki yapmışım dedi mi, o tevbe olmadı. Mutlaka pişman olma. Pişman olma böyle. Bir Habeşli geliyor Medine-i Münevvere'ye, Müslüman. Soruyor Peygamber Aleyhisselatü'ne. Diyor ki, ya Resulallah, ben diyor çok güneşledim. Cahiliye zamanımda. Çok güneşledim. Ne olacak halim acaba? Korkmuş. Pişman korkmuş böyle şey. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, her kapı kapansa tevbe açık diyor. Tevbe açık, tevbe kapısı, kıyamete kadar böyle. Tevbe ettin mi, pişmanı bıraktın mı, Allah affeder bunları. Seviniyor böyle, oh, çekiyor böyle, rahatlıyor böyle. Üç adım kadar gidiyor, duruyor, geri dönüyor. Ya Resulallah, oradan baktık, ya Resulallah. Ben o gün oldu, işte Allah beni görüyor muydu? Görüyor tabii. Öyle mi? Ya dur efendim. Allah beni görüyordu. Allah beni biliyor. Ve nasıl günah işinden vereceğim? Korkuyor, çığırıyor böyle. Bir Allah diyor. Ruhun çıkıyor. Bedenine ölüyor mu? Tamam, böyle. Ya Allah huzurunda değil mi? Allah bile bile göre göre. Ya Allah kadet okuştur. Ezan okusun camiye gitme. Açık saçık bir düğün gez dışarıda böyle, çarşı pazarda. Alkol al, şunu bunu al, her fınağı faizi al, Allah huzurunda. Demek ki nedamet, pişmanlık böyle. Sorulan sahabe peygamberimizin, ya Resulü nedir tevbe? Burada ennedim et tevbe burada. Ennedim et tevbeti. Tirmizi, Hakim, Beyakıdaş Şerif. Tevbenin aslı özü de nedamet, pişmanlık yani böyle. Pişmanlık duyma böyle, üzülme böyle. Vicdan azabı çekme. Neye ben bunu yaptım derden böyle. Azabı çekme böylece. Üçüncüsü, artık güneşlememeye kesin karar vermek, güneşlememeye. Yani ne olursa olsun şartlar, artık güneşlememeye kesin karar vermek. Ondan sonra işte mümkünse gusül abdesti alır muhteremler. İki rekat tevbe namazı kılar. Bu gerçek tevbe bu böyle. Hakkı tevbe bu böyle. İki rekat tevbe namazını kılar. Oturduğu yerde önce bir nefsini hesaba çekerim, murakabe ederim ona. Nefsini böyle. Beni yaratan Rabbim için beni yarattı. Ben Rabb'in kulunu neyi edemedim böyle. Yadgın aklı göz önüne getirir. Onlar pişman olur, nadim olur, içi yanlar, vicdan azabı çeker. Diğerden sonra estağfurullah azim, devam eder bu şekilde böyle. 70 en aşağı bunu etmesi gerekiyor en aşağı böyle. Yalnız bir de kul hakkı varsa, o biraz daha zor mudur kul hakkı varsa. Ondan helallik alması gerekiyor muhtemelen. Ölmüşse, onun adına çok dua yapar, okur, ruhuna sevap gönderir, onun ruhuna hayırlar gönderir. Ya Rabbi, bu yaptıklarımın hürmetine onu sen razı eyle de, yani buna sevabın razı olsun da, hakkına bana helal olsun diye verir. Mahşer günü sıra kul hakkına gelince, tabii kişi gelecek o da. Diyor ki Rabbim, kulum senin bundan hakkın var. Belam diyor. Hakkım var bu şekilde. Ne kadar hakkım var? Böyle bile böyle. Tabi koyu bir adalet var bunda. Bir vizan ölçü var bunda. Karmaşlıyor böylece. Şu kadar sevap alacaksın. Hakkım var böylece. İstersen hakkı olan sevabı al. İstersen senin adına şunu şunu yaptı bu. Senin adına. Kur'an okudu, Yasin okudu, İhlas okudu bin defa. Şunu şunu yaptı. İşte namaz, nafile namaz kıldı. Sadaka ver senin adına, cami yardım et senin adına. Bu kadar sevap bunlar böyle. İstersen bunu al, istersen bunu al böyle. Kişi ne yapacak? Tabi bakacak. Hangisi daha fazla? Onun yaptığı daha fazla buna. Bunu alacak mısın? Böyle. Bir
Bir de namaz borcu ödenmiyor tevbiyeli muhteremler. Ne oluyor? Kazaya bırakmanın günahı affoluyor. Vaktinde kılmak namazı farzdı. Namazı kazaya bıraktığı için, vakti kılmadığı için o da haram, o da günah. Tevbiyeli affoluyor böyle. Ama namaz duruyor böyle. Bu neye benziyor? Mesela kişinin bir cezası bir şeye var da faiz bilmiş, bir af çıkıyor, faizi affediliyor, ana para duruyor böyle. Yani örnek bu tabi böyle, örnek olarak bu şekilde. Kazamızı kılmak gerekiyor muhtemelen böyle. Oruçta da bitmek gerekiyor, yapmak gerekiyor bunları da. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Tirmizi İbn-i Mace'de, Taberani'de etamine zembi kemen la zembelleh. Et taibimle zembi, günah tevbe eden kişi kemen la zembele hiç günahsız gibi oluyor muhtemelen. Bir insan takki tevbe yaptı mı, şartı uygun yaptı mı, hiç günah işlememiş gibi oluyor muhtemelen. İşlememiş gibi oluyor. Bülü Aleyhisselam Peygamberimiz, Hazreti Ramız'da İza tabel abdü. Bir kul tam tevbe etti. Tam tevbe etti. Enesallahu el-Habazeti zünübehü. Allah cilacıyı o kulun yaptığı günahları unutuyor iki meleklere, hafize meleklere unutuyor böyle. İki meleklere, meleklere böylece. Ama o defterden siliniyor, unutuyor melekler bunu. Ve ensa zalike cevarihahu. Allah o kulun da bir de cevari azası unutturuyor azalarına. Neyi unutturuyor? Çünkü mahşerde muhteremler, insan ne yapacak yine? Sıkışta bir mahşerde, kulum, ben seni niçin yarattım? Ben seni niye o dünyaya gönderim geçici bir zaman için? Niye aldın dünyaya? Niye unuttun bu günleri? Niye bu günah işledin? İşte ya Rabbi şöyle böyle yapmadım kalkacak bu şekilde. Hemen ağzalar konuşmuyor. Göz, evet ya Rabbi haram baktım. Göz konuşuyor. Dil konuşuyor. Eli konu, ayağı konuşacak, onlara vereceğim. Ama bir insan tam tevbe etti mi, Allah'ı unutuyor ağzalarına. Ve me'alimehü minele erdi. Bir de günah işledi yer. Unutuyor öyle böyle. Yani bir insan bir de ne yapıyorsa, yer o gün şahit olur muhtemelen. Şahit olur böyle böyle. Mesela namaz kılıyor bir insan bir yerde. Bilhassa yazın bunu yapmalı, gezide muhtemelen yapmalı böyle. Arada mola vermeli, iki yer namaz kılmalı böyle bir yerde böyle. Otur, sahabe şey getir, ihlas oku, bilen başka bir şey okusun böylece. Şahitler çoğalsın muhtemelen böyle. Çoğalsın şahitler. Hatta bunun için camide bile farz kılın bir sünnetine bir dualdır filan cama bir şey böyle. Yer değiştirir böyle muhtemelen böyle. Yer şahit olacak, şahit olacak muhtemelen. Kişi topa yakın olsa daha da iyi benim. Eğer topak olsun daha iyi topak da benim. Onun için yazın dedim o yönden böylece. Oturun mesela kırda, şurada, burada, otur üzerinde. Onun üzerinde abdün yoksa bile istiğfarı, tevbi istiğfarı yap, kelime-i tevbi getir, sarbaşları oku, bir şey yap ona benim derler. Yer toprak mahşerde şahitlik yapacak. Yapacak böyle. Canım, cansız toprak, taş yapar mı şahitliği? Bundan 100 yıl önce olsaydı bu, inanmak biraz zordu buna. 100 yıl önce olsaydı böyle. Günümüzde inanmak lazım muhtemelenler. Kasetler var değil mi muhtemelenler? Kameralar var böyle. Kul yapıyor bunları böyle. Ağzı yok, dili yok. Normal konuşuyor ama. Görüntü de var böylece. İşte amel defteri bu. Amel defteri. İki melek, mali kamera. Madde değil ama. Mali kamera böyle. Sağdaki hep bir şeye çekim yapıyor böyle. Namaz kılarken böyle Allahu Ekber, çekim baş muhtemelen böyle. Rükûya gidiyor, secdeye gidiyor, okuduğu sesi hepsi çekiliyor böyle. Günah o da çekiliyor muhtemelen. Toprak maddeleri, atomlar ona muhtemelen. Yani bir zerre toprağa kaç milyon atom var.
Hayatımın çekirdeği var, protonu var, elektronları var, nötronları var. Onlar da bir varlıklar onlar. Onun da dili var. Onun da Allah zikri var. Elektron dönüyor çekirdeği. Elektronlara böyle. En hızlı onlar madde aleminde. Işıktan sonra. Dönüyor böyle. Neye dönüyor? Boşuna dönüyor. Aşktan dönüyor. Allah diye dönüyor. Allah Allah diye dönüyor. Onların bilinci var böyle şey. Ama biz bunu göremiyoruz. Demek ki bir insan tam tövbe etti mi, bak, Allah'ın bu lütfu muhteremler, Mevlam bunu defterden sildiriyor, bir unutturuyor, ağzını unutturuyor, hatta o kişiyi unutturuyor. Tam tövbe, o kişiye böylece. Neyi unutturuyor? Kul süpürüldü, ikini süpürüldü. Ey şüren kemikler, kalkın, kumu biiznillah. İsa aleyhisselam. Yer gibi paramparça. Deprem gibi böyle. Paramparça gibi bir şekilde. Her rüya gelecek bedeni alacak. İnsan o anda uykuda uyanır gibi olacak böyle. Sanki işte derin uykuya dalmış. Çok yorulmuş böyle. Aşırı yorulmuş. Uykusuz kalmış günlerce böyle. Derin uykuya dalmış. O şekilde kalkacak o anda. Böyle. Kalktığı anda bakacak. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Ne oldu bana böyle? Bakacak ki böyle, neredeyim ben? Aa, o zaman görecek muhtemelen ki, üfürülüyor, yer gibi sallanıyor, tek kalkıyor mesela ne mahşerde. O anda hatırlayacak. Mevlam diyor ama, وَنَّا لَهِ ذِكْرَى Ama ne faydası var orada? Eyvah, bakacak ki böyle, ben bir zaman dünyadaydım ben. Dünya hayatı, uzak tam böyle bir hayal gibi geliyor. Dünya hayatı böyle. Bir zaman dünyada işte çocukluğunu hatırlıyor, gençliğini hatırlıyor, orta yaşını hatırlıyor, işini, gücünü koşmuş ama günahını hatırlıyor böyle. Namazsız, abdestsiz böyle, kötü yollara böyle, Ahmet'e geçen ömrü böyle, onu hatırlıyor bunları böyle. Benali zikra böyle. Ama tam devletmişse ben bunu hatırlatmıyor onu muhtemelen. Hatırlatacak, korkacak için korkacak muhtemelen. Sahabe-i Ekrem'den bir zat vardı, adı Vahşi. Adı Vahşi. Vahşi kelimesi, kendisi bunun Habeşidir. Habeş diline göre ne anlamı bilemiyoruz. Yani bize göre Vahşi, biraz da canavar anlamına geliyor böylece. Ama bu Habeş olduğu için, tabii o dinle olduğu bilemiyoruz. O eski Habeş diline böyle. O da Vahşi denen kişi, bu köleydi muhtemelen Mekke mükerremede. Adı Cübeyr, sahibi bunun böyle. Cübeyr, onun kölesi. Uhud Savaşı'na geldiler şimdi. Ebu Süfyan başkomutan, Cübeyr de geldi. Ebu Süfyan'ın eşi hanımı Hint diyorlar. O da geldi kanlarla beraber. Dev çalıp askeri şey yapacaklar, teşvik edecekler savaşa, müşrikler yani, kafirlere. Dedi ki o Cübeyr, Cübeyr'in amcasını Hazamza Bedir'de öldürmüştü. Bedir'de, onun amcasını öldürmüştü. Dedi ki bu Cübeyr, kölelerine birkaç tane kölesi vardı, bir de Vahşi. Kim dedi Hamza'yı öldürürseydi, hür hocam böyle. Hür hocam böyle, kim öldürürse. İntikam başka yani, kan davası. O anda tabi her köle istiyor Hamza'yı öldürmek ama Hazamza'yı, ama Hazamza aslan böyle. Yani kız savaşında kimse karşı geçemiyor böyle. Bu Vahşi anda gönlüne geliyor. Artık bir hürriyetine kavuşmak, özgür olmak, köleden kurtulmak böyle. İstediği zaman yatsın, istediği zaman kalksın, istediğini yesin, istediği zaman gezsin böyle. Köle tam istediği zamanlar böyle. Evet yapmaya yatamaz böyle. Ayakta bekler böyle. Ondan önce kalkacak. Gece uyanır, kalkar, efendisine uyku kaçar. Bir de bakalım, şerbeti bakalım. Şunu getir bakalım böyle. Hep emrine böyle böyle. Bu Vahşi'de merak ediyor böyle tabi. Özgür, hür insanlara böyle. İslam'a gidiyor, yatıyor bir gölgede böyle. Of! İslam'a geziyor. Serbestle geziyorlar. Ama köle tabi. Sığ köleden kurtulmak için
Hazreti Hamza'yı öldürmeye karar veriyor. Uhud savaşı oluyor ama şu anda böyle. Bir de Hint var, Hint. Ebu Süfyan'ın eşi hanımı böyle. Onu da babası öldürmüş Hazreti Hamza. Utbe babası. Onu da öldürmüştü Bedir'de. Dedi ki kadın da Hint'te Ebu Süfyan'ın başkomutan eşi. Dedi ki Vahşi'ye eğer de Hamza'yı öldürürsen de sana çok da mal vereceğim ben de ben. Mal mülke para vereceğim ben de. Tabii daha heveslendi. Hem özgür olacak bir de parası olacak. Köylerin hayal ettiği bir şey. Şöyle karşıdan baktı. Hazreti Hamza aslan. Önüne gelen deviriyor böyle. En azgınları 8 kişiyim onu devirmişmiş kuran böyle. Uhud'da böyle. Korktu yalnızca kılıçla sokulmaya. Habeşlerin o zaman bir usulü vardı. Harbe derlerdi. Ucu sivri, yani süngü gibi ama çok ince, ok gibi de diyebiliriz böyle. Ucu ince, keskin atıp vurulmuş karşıya böyle. Bunlar çok bundan bağırmış bunlar Habeşler böyle. Bu da yanında bu harbisi getirmiş onu gereken savaşa. Gidiyor bir kayakta saklanıyor böyle. Hamza oradan geçene kadar vuracak kendisini böyle. Oraya gizlene gizleniyor. Hazreti Hamza bir müşkiler kılıç savaşı yapıyor. Onu Hazreti Hamza deviriyor. İşte geri çıkıyor Hazreti Hamza. İşte bakıyor böyle. Nereye yardım edeyim Müslümanlarken böyle. Arkadan hançeri o hırsıyı attı. Arkadan gidip öne çıktı muhtemelen böyle. Böyle o kadar hızlı attı böyle böyle. Hazreti Hamza, Hamza Pehlivan, Peygamber amcası, öz amcası Hazreti Selim Peygamberimizin düştü tabi oraya böyle. Düşünce, baktı ki düştü artık. Geldi bu sefer, göğüsten karnı yardı böyle. Vurdu bıçağı böyle, göğüsten ta karnı yardı böyle. Ciğerini çıkardı, yine de götürdü. Ben Hamza'yı öldürdüm işte, bu onun ciğeri bu şekilde. Tabii dedi ki sahibi hırsını tam serbest verdi. Hint'te ne varsa yanında onun üzerinde. Küpesi, artık hal hali, aya takılan altınları, gerdan ne varsa hepsini buna verdi. Böyle. Al hepsini al bunları da böyle, senin olsun bunlar da. Büyük bir sebebi onun için böyle. Vahşi oldu şimdi artık sebebi karışmıyor kendisi. Serbest şimdi böyle. Malı da oldu şimdi. Ama huzur yok mu derler. Huzur bulamadı böyle. Döndüler, Mekke'ye gittiler. Mekke'de geziyor. Eski köle günü arıyor ama şimdi böyle. Vicdan azabı içerisinde. Şimdi vicdan azabı içerisinde. İşlerinde. Hatta o gün savaştan sonra Aleyhisselam Hazretleri gezerken şehitleri amcasını gördü Peygamberimiz. Amcasının muhtemelenler kulağını kesmişler Hazretleri böyle. Burnunu kesmişler böyle. Göğüs yarılmış. Böyle yatıyor toz versin böyle. Peygamberimiz tabi hem amcası ilk Müslümanlardan bir de İslam kahramanı, savaşçı olduğu için Peygamberimiz tabi çok üzüldü. Yaş geldi Peygamber. Kaç geldi? Derler ki sahabeler ya Resulallah bunu öldüren derler ve dua et bana öldürene. Allah ona karşısın diye ona söylüyor. Biz amin diyelim. Dua et. Bunu Vahşi öldürür bunu. Bak muhtemelen. Kadere bakın ver ya. Bu Aleyhisselam Hazretleri Estağfurullah. Miraca vardım bir cennette Vahşi Hamza'yı kol kendine gerek görmüyor. Kol kola. Vahşi Hamza yine kol kola girdiler. Onu gördüm böylece. O anda vahşi, müşrik, kafir, katil, en insan adisi, en aşağı bir insan anda böyle böyle. O anda o şekilde bir acı vardığım gece Vahşi ile amcam Hamza'yı kol kola cennet girerken gördüm onları böylece. Böyle buyurdu. Allah sahabe tabi şaşırlar ama haklar. Peki git tabi oradan Vahşi. Mekke'de serbest ama huzur yok muhtemelen. Vicdan azabı şaşırdığında. Mekke'nin fethinde kaçtı bu.
Öldürülürüm zaten Mekke'nin fethetinden kaçtı. Ama dayanamadı muhteremler. Medine'ye geldi, kıyafetini değiştirerek. Meşte geldi. Oturdu, dedi ki ya Muhammed'e. Bir kul dedi, çok günah işlemiş. Katil olmuş, Allah'a şirk koşmuş, her günah işlemiş. Ama şu anda pişman, nadim, içi yanıyor. Allah'a aşık, Resulullah aşık. Buraya gelse onu affeder misiniz? Peygamber tabi ederiz tabi. Açtı yüzünü böyle şey. Ya Resulullah ben vahşi benim böyle. Vahşi benim böyle. Buna başka bulamadım. Böyle. Dünya bana zindan oldu dünya böyle. Zindan oldu buraya geldim bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Türkiye'de kelime-i şekerim orada iman tazeledi, Müslüman oldu muhteremler. Peygamber buyurdu ki buna yalnız benim gözüme görülme Medine'de böyle. Seni görünce aklım amca Hamza gelir. İçim yanar. Derdim tazelenir. Bana burada görülme dedi muhteremler. Bu da ona bir imtihan vahşi muhteremler. Ama vahşide aşk-ı Resul diyorum. Aşk-ı Resul böyle. O makama çıkmış böyle. Peygamber aşkı böyle. Aşk, sevgi değil. Aşk. Yanar. Ateş böyle. Uykusu yok böyle. Ön yanıyor böyle. Resul'u görmek için böyle. Getiriyor oraya gidiyor. Buraya gidiyor. Peygamber geçtiği yerlere, atlası yerlere böylece. Meşride bir duvarın diri arkasından saklanıyor. Bir şey arkasından saklanıyor böylece. Hep uzaktan peygamber görürsün. Görmeden duramıyor. Yandıramıyor. İmtihan bitmedi ama. Peygamber çağırdı. Vahşi gel bakalım bir günü. Gitti sevini diye gel. Af olacak dedi böyle. Gitti buyur ya Resulallah. İşte. Sen bu tarafa Yemame git. Yemame. Yemame gitsin bu tarafa gitsen böyle. Medine'den durma. Yemame uzak böyle. Yemen tarafında. Sen Yemame'ye git. Orada kalsın. Oraya gitsin. Gelirse oraya bakalım böyle. Peki ya Resulallah. Muhtemelen. Tabii çıktı Yemame'ye gitti. Neyi oraya onu peygamber gönderdi? Sonradan bu çıktı meydana mucize. Çıktı böyle mucize. Hazreti Bekir'in zamanında böyle. Hem peygamberden sonra. Biri vardı adı Müseyleme. Sonra El-Kezzab dedi buna. Bu lakap kondu. Bu Müseyleme denen kişi Medine'ye geldi. Peygamber sağlığında. Dedi ki peygamberimize ya Muhammed ben de iman ederim ama dedi. Benim şartım var. Söyle bakalım. Eğer senden sonra bu peygamber görevini bana verirsen sana iman ederim ben. Peygamber de gülümsedi. Peygamber dedi miras değil bu. Ama dedi o anda elinde peygamber bir kuruma dalı vardı. Ama sana bunu da vermem. Rüyamda gösteren kişi sensin dedi bana. Rüyam bana gösterildi. Sen fitne çıkacaksın. Bu davaya kalkacaksın. Sensin bu da böyle. Ama sonra helak olsun buna böyle. Bu tabi Müslüman olur bir görüntü oradan. Yemame'ye gitti. Dedi ki orada Muhammed de bana buna peygamberi verdi böyle. Yemame'ye dedi böyle. Uyacağız peygamberi. Yemame peygamber benim bu da dedi. Çok konuşması, hitabeti vardı. Etkili konuşması vardı. Ne hikmetse muhtemelen her sapık hareketi taraf taraf buldu. Her sapık hareketi böyle. Yani din de olsun, din iş olsun böyle. Din adına olsun. Her sapık hareketi taraf taraf hemen buluyor böyle. O dönemde bile taraf taraf buluyor muhtemelen böyle. Yani peygamberlik davası. Muhammed Hicaz peygamberi İbrahim peygamber de böylece. Şimdi yolda gidiyor deveyle kalba gidiyorlar. Etrafında adamları, ümmeti yani ona göre sanki. Bir duruyor böyle. O vahiy geliyor kendisine. Böyle kapını, gözü kapını falan böyle kendine geçiyor falan yapıyor. Böyle vahiy geliyor gibi böylece. Ümmetim mücessizlere. Ne oldu? Allah ümmetine namazı kaldırdı. Artık namaz yoksun bunlar. Serbest artık bu şekilde. Oksijen yok namaz yok böyle. İçki haram kaldırmadı bu şekilde böyle. Tabii bir hoşuna gidince çok muazzam kalabalık oldu muhteremler. Hazreti Halife olunca iş tabii büyüdü.
Buna savaşmak gerekti bunlar beraber. Halid-i Velid komutasında daha önce iki komutan gitti, bozgun ordular böyle. Çok etraf adamları, kuvvetli adamları, savaşçı ve hepsi fedakar insanlar böyle. Halid-i Velid sonra gitti muhteremler. Çok çetin savaş oldu böylece. Oradan 2000 şehit öldü. 2000 şehit öldü böyle. 70 kura gitti böyle. 70 kura. Sahabenin gitti orada. Ondan tabii ölüm fazla. 20 ölüm ona verdiler. Fakat savaş çok zorlaştı böylece. Bu kafir Müslüman-ı Kezzab denen yalancı peygamber iyi bir bahçe varmış. Kalın duvarlar çevrili yüksek duvarlarla kapısı kilitli. İşeden yönetiyor böyle şey. Vahşi orada. Vahşi orada. Aklına geldi. Resulullah beni buraya, neye gönderdi beni buraya? Başını göndermedi. Bana Resulullah buna bir görev verdi. Ben şimdi dedi, Hamza'yı öldürdüm aynı harbi yanında. Onunla bu kafir öldürmeştim. Onu gözledi. Biraz saklana. Yere gelip baktı ki kafirin arkası dönük böyle. Ölü atıyor ki arabayı bak. Yani böyle çarpı düşmüyor. Delik de düşmüyor böyle. Arkadan girdi, öne çıktı. Böyle düştü. Şöyle diyordu bu vahşi. Cahile dönemimde en büyük suç işledim. En insanı öldürdüm Hamza'yı böyle. İslam döneminde de insan şerefsiz öldürdüm. O bir kebatı burada işte muhtemelen böyle. Tabii sahabeler de bu mucizeyi görünce onun da hikmeti anladılar muhtemelen. Şimdi bunu örnek verdim azı cemaatimiz. Ayet-i Kerime var ama ayet-i Kerime'ye girmeyeceğim. Şu konu uzamasın herhalde böyle. Mevlam buyurdu Muhammed'im Habibim kullarıma söyle. Günahta aşırı gidenler de ümit kesmesinler, bana gerçekten yapıyorlar. Demek ki bir insan ne kadar günahkar da olsa bu böyle. Yani bir kul düşünün ki böyle her günah işliyor böyle. Her günah işliyor kul böyle. Günah batmış tepeden tırnağa böyle. Mevlam buyuruyor, yine Allah ümit kesmiyor Allah'ın rahmetinden. Mevlam tevbiye kabul ediyor muhteremler. Ama tevbe nasip olursa muhteremler. Olursa böyle. Bu aziz cemaatimiz inşallah Teala geçirmeden yani böyle iş yana bırakmadan inşallah Teala hemen içimizden şu anda tevbe edelim muhteremler. Yani artık günahtan kopmaya karar verelim. Yaptığımız günahlara pişman olalım. Vicdan azabı çekelim. Yapmamaya karar verelim muhteremler. Gönülden, kalbimizden. O güzel Mevla'ya dönelim muhtemelen böyle. Dönelim böylece. Kişi güzel bir tevbe edince, tabi namazını kılar, tevbe istiğfar, eshab-ı azim bunu kişi çeker, 70 sefer, secdeye kapanır, Allah'a yalvarır, mümkün sahibinden yaş akıtır, Allah Celle Celaluhu, ya da yaş akıtır, Allah'a yalvarır, kul gerçek tevbe ettiği anda, hemen kendi bunu fark eden muhtemelenler. Hayatı değiştir. Dünyası değiştir efendim böyle. Değiştir böyle. Tam tevbe etti mi, gönlündeki kararlı gider muhtemelenler. Nasıl ayna, içtiği bir ayna, lekeli bir ayna artık pek göstermiyor böyle. Ayna silindi mi, parla muhtemelenler. Gönül bir anda parlar, gönül parladığı anda, nurlandığı anda gönül, kulu bir hafiflik önce yapar. Hafiflik böyle. Hafiflik böyle. Yani tevbe kabul olduğu anda kişi bu anda fark eder. İşte bir hafiflik böyle. Gönülde böyle. Sıkıntı yok, darlık yok. Buralarda böyle bir huzur, bir sevinç böyle. Sevinç böyle işte böyle. Huzur böyle. Mutluluk böyle. Böyle işin sevinç böyle şey. Allah desin böyle. Dağlara çıksın böyle. Böyle huzur kışı bulur. Böyle bulur. İşte tevbe dünyada hemen kişi bu hale gelir. Kişi hayat değişir o zaman değişir. Ama kendisini koruma şartıyla muhtemelenler. Allah kadar kendini koruyamazsa kalbine gider muhtemelen böyle.
Rabbim hepimize nasip etsin, tevbi nasip etsin inşallah. İlahi Fatiha.